65 yaşındayım. Nursel Tokgöz. Eşim emekli, ben de ondan. Eşim öldü. Ben de onun parasını alıyorum. Ama geçinmemiz mümkün değil. Çoluk, çocuk, torunlar okuyorlar. Üniversitede okuyorlar. Bu halimiz çok perişan. Ne yapacağız bilmiyoruz. Eviniz kira mı yoksa başkasıyla mı kalıyorsunuz? Kira. Kira. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 7 lira. 7 bin lira yani. Maaşım 7,5. Emekli maaşı alıyorum. İşte geçiniyoruz. Bir şekilde geçiniyoruz. Nasıl geçinirsek geçiniyoruz. Yani. Gerisini siz düşünün. Yani bunu baştakiler utansın. Gerçekten utansınlar. Bizi bu hallere düşürdükleri için. İsmim Musa Dalma, 61 yaşındayım. Ben 2007'de emekli olduğumda 3,5 tane asgari ücretin maaşını alıyordum. 2,5 tane emekli memurun, 2 tane emeklinin maaşını alıyordum. Fakat bu 20 senedir işçi emekliler ve bakur emeklilerine hiç zam vermediler. Yani şu anda asgari ücret beni kavuştu. Ben 25 sene askide çalıştım. Gece gündüz bu millete hizmet ettim. Kar, kış demeden çalıştım. En yüksek primden maaşımızı ödedik. Şimdi ayaklar altına düştük. Yani bize hiç zam vermediler. İşçi emekliler hiç zam almıyor. Onun için geçinemiyoruz. Ev krediyle aldım. Ben Eryaman'da oturuyorum. Krediyle aldım. Krediyle bir de evin geçimi, geçinemiyoruz yani. Amelelik yapıyoruz. İş bulursak öyle çalışıyoruz. O da ihtiyarız diye kimse iş vermiyor. Yani hükümetten söylediğimiz bize de aynı memurlar gibi bir şey yapsın. Bir babanın 30 lira parası var. İki çocuğu var. Birine 22,5 veriyor, birine 7,5 veriyor. Bu adaletsizlik yani. Madem öyle eşit şekilde versin. Biz eve ekmek götüremiyoruz. Mağduruz yani. Biz de zam istiyoruz. 68 yaşındayım. İsmim Döndü Tokgöz. Memur emeklisi eşim. Ben ev hanımıydım. Evim kirada. 70 yaşında herifim şeker hastası, tansiyon hastası, her hastalığımız var. Günde 200 liraya yemeğe gidiyoruz. Gazımız, tuzumuz, ev kiramız. Beşi de çıksın, çıkardın diye elinden gelenleri yapıyor ev sahipleri. Gücümüz olmadığı için yapamıyoruz. Gaz yakamadık. Ütü yapamadım. 5 kuruş fazla gelecek diye. Gidiyorlar. Et yedi. B12'm düşük. Et yedi. Şunu yedi. Yapamıyoruz. İlaç alıyoruz. Bu ay 300 lira ilaç parası verdim. %'siymiş. Yani bilmiyorum ne yapacağız. Şaşırdık kaldık. Şu sıcakta eşim yemeğe gidiyor. Yani yapacak diyecek bir şey yok daha, ne diyeyim. Eşim emekli, memur emeklisi, belediyeden memur emekli. Ben ev hanımıydım. Tek maaşla geçiniyoruz. Baştan beri 4 çocuk okuttum, büyüttüm. Şimdi yine aynı. Değişen bir şey yok. Bizim gibileri görsünler. Bir şey yiyip içemiyoruz. Yumurta, peynir artık taneyle almaya başladık. Bizim gibileri görsünler.